Merhaba sevgili teraziler. Selamlar sevgili teraziler. Nasılsınız, iyi misiniz? Bilinçokuru Astroloji Haber Merkezi'nin terazi burcu aylık yorumlarına hoş geldiniz. Buyurun Demet Hanım. Evet sevgili teraziler, Temmuz ayının son haftası biraz gerilmiş olabilirsiniz. Ay başında da yine Mars ve Uranüs arasındaki kare açı sizi zorlamış olabilir. Tabii birkaç gün içerisinde Ağustos'un ilk haftası sonlarında gökyüzü biraz daha rahatlıyor. Aslan Burcu'nda yeni ayımız var 6 Ağustos'ta. 14 derece Aslan Burcu'nda. Teraziler için yine sosyal konular, arkadaşlıklar, iş konularında yeni hareketlilikler getirebilir. Arkadaşlıklar, sosyal konular, partiler, toplantılar, dernek ve kulüplerle ilgili konuların çok gündeme geldi. Bir de daha ziyade dileklerin ve arzuların gerçekleştiği. Evet. Çünkü arzuların ve dileklerin, daha önce hak edilmiş değerlerin, evrenin gözünde hak edişlerin ön planda olacağı bir yeni ay. Ve kozmik bilincin terazi burcuna çok güzel hediyeler vereceği bir dönemede giriyoruz. Mutlu ol sevgili terazi, mutlu ol sevgili terazi ve mutlu ol sevgili terazi. Uzun zamandan beri çok ciddi sıkıntılarım varken artık mutlu olacağın bir döneme giriyorsun. Uranüs'ün güneşin güzel bir açısı var o yeni ayda. Sürpriz tanışmalar olabilir aşk belki. Aşk demek, evet, evet. Aşk evlilik demek. Evet. Bir kısma gerçek aşkla tanışacak bu ay. Ya bu ay itibariyle 3 ay içinde gerçek aşkla tanışacak. Ve bir kısmı gerçekten evliliğe doğru gidecek. Ve bir kısmı bir problem varsa aşk ilişkilerinde o ilişki bitecek ve hayatlarına gerçekten evrenin aklı onların mutluluğu için yeni bir plan, yeni bir sistem, yeni bir olgu çizecek. İşte bu ezoterik astrolojide bizim Moksha Sana veya Moksha Daha, Moksha San dediğimiz Tibet sistemindeki çok özel Vajra açılarıdır. Terazi için çok güzel bir açıdır bu. Evet. Yani bir arkadaş grubu içinde tanıştığı hanımefendi ile veya beyefendi ile ani ve hızlı yıldırım evliliğe gidebilir gibi gezegen döngüleri var. Ben çok mutlu oluyorum ve terazi için çok heyecanlanıyorum. Aslında diğerleri çok önemli değil. Bir de 21 Ağustos Kova Burcu'nda Dolunay var. 16 Ağustos'ta Venüs teraziye giriyor. Tabii teraziler için önemli o da. 16 Ağustos'tan daha itibaren. Daha güzelleşecek teraziler. Terazi hanımları daha bir güzelleşecek. Aşk, sevgi, paylaşım. Evet. 12 Eylül'e kadar olan dönemde Venüs'ün etkisi terazi burcunda çok güçlü etkilere sebebiyet veriyor. Çünkü Venüs orada çok önemli bazı sabit yıldızlara doğru dokunacak. Yani Arcturus'a dokunacak, Spica'ya dokunacak. Çok faydalı ve çok güzel değerler olacak. Yani terazi için perfect diyebileceğimiz bir ay dönemine girdik. Arkasından 21 Ağustos'ta Kova Burcu'nda Dolunay var. Kova Burcu Dolunay'ı 28 derece Kova Burcu'nda olacak teraziler için. O da yine 5. ev konuları. Yine aşk, flörtler, yaratıcılıkla ilgili konular. Seyahat olabilir, tatil olabilir veya çocuklarıyla ilgili konular olabilir. Şimdi Jüpiter Uranüs ile kare var orada. Şimdi mesela yanlış bir ilişki varsa hayatında aniden biter. Ve yeni bir ilişki başlar. Onun için her genç kızın rüyası zetine dikiş makinesi değildir. Tabii. Yani burada insanlar birbirlerine şans vermek zorunda. Daha modernite içinde bakmak zorunda. Daha etik ve pragmatik olmak zorunda. Yani giden gitsin, yeniye kapı açın. Evet. Bunu diyebiliriz. Yani evet, seyahat edebilir, sosyalleşebilir, şans oyunlarıyla karşılaşabilir. Şans oyunları için iyi bir döngü değil ama. Evet, çünkü Jüpiter orada Uranüs'te kare olduğu için çok fazla riske girmeye yol açabilir. Yani riske girerseniz kaybedersiniz. Evet. Parasal konularda da bir sıkıntı olabilir. Arkasından küçük böbrek taşları, bel fıtığı ile ilgili sorunlar, kasıkla ilgili sıkıntıları da sebebiyet verebiliyor. Şiron açıları da gözyaşı pınarı, ağrıları, gözde aşırı çapaklanma, kaşlarla ilgili sorunlar, yüzde böyle güneş şekerleri yaratabilir. Geçicidir, çok önemsemeyin, korkulacak da bir şey yok. Evet. 23 Ağustos'ta Güneş Başak Burcu'na giriyor. Geçiyor. 24 Ağustos'ta Merkür Başak Burcu'na geçiyor. Terazilerin 12. evinde olacak. Tabii. Birazcık içe dönecekler belki Ağustos sonunda. Biraz dinlenme, inziva, biraz kendi kendilerini dinledikleri, kendi kendilerini eleştirdikleri bir dönem olabilir. Biraz kendisine daha yumuşak geçişler yapmaya çalışıyor. Orada da şimdi sevgili terazi 24 Ağustos. Son haftaya Venüs açıları biraz bazı gerginlikler yaratabilir teraziler için tabii. Yönetici gezegenin Venüs Plüton'la kare. İş ve kariyerde 24 Ağustos'ta sorun. Fanatizm, şiddet, gerginlik, güçlü duygular, takıntılı tavırlar,
Merkür karşıt Neptün, Başak balık. Evet. Maddi kayıplar, hayalperest 26 Ağustos davranışlar, 26. dalgınlık, dikkatsizlik. Venüs karşıt Uranüs 26 Ağustos. Evet, ilişkileri orada dikkat etmek gerekiyor. Yani şöyle 26-27 Ağustos arası sıkıntılı. Evet, biraz Venüs açıları gergin olduğu için 27 Ağustos'ta da Venüs'ün Jüpiter'le kare açısı yine abartılı tavırlara, isteklere, duygusal olarak tepkilere neden olabilir. 28 Ağustos Mars Aslan ama bu Mars Aslan etkilerini zaten sen çok önemli bu Mars Aslan etkileri. Aşkı, sevgiyi, seyahati, yolculuğu, arkadaşlığı çok arttıracak sizde 16 Ekim'e kadar. Ama isterseniz bunu haftalık yorumlarda ve günlük yorumlarında sevgili Demet'in dinleyelim. Ne dersiniz? Evet, Bilinçokulu'nun böyle bir projelendirdiği bir sistem var. Bu konulara sevgili Demet sen günlük yorumlarda anlat arkadaşlarımıza ve haftalık yorumlarda anlat. Arkadaşlar haftalık ve günlük yorumları kaçırmayın derim. Evet, onları da gün gün takip ederseniz daha ayrıntılı olarak bilgi edinebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın. Sevgiler.